Değerli basın mensupları, sevgili meslektaşlarım. Bilindiği üzere artan klonlama işlemlerinin önüne geçilmesi bahanesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2 gün önce yani 25.10.2022 tarihinde yasalaşan kanun ile 1 yıl kullanılmayan cep telefonlarının iletişiminin engellenecek olması, diğer bir deyişle IMEI numaralarının kapatılacak olması bizim gibi Türkiye'de 100.000'i aşkın ikinci el cep telefonu ticareti yapan esnafı çok zor durumda bırakacaktır. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, MobiSat yani Mobil İletişim Araçları İş Adamları Derneği'nin diğer bir deyiş ile bir sivil toplum kuruluşunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi vermesi ve jet hızı ile de bu kanunu yasalaşması bizi derinden endişelendirmektedir. Kabul edilen kanun ile cep telefonu IMEI sinyal sürelerinin 7 yıldan 1 yıla indirilmesi, milyonlarca kullanıcı ve biz cep telefonu esnaflarını çok yakından ilgilendiren bir konudur. Bu yasa iddia edildiği gibi Türkiye'deki klonlama sorunu ortadan kaldırmaz. Aksine yüz binlerce cep telefonu sahibini de diğer klon mağdurlar arasına katar ve bizim ekmeğini bu sektörden kazanan esnaf ile karşı karşıya getirir. Öncelikle neden bir cep telefonu klonlanır? İlk olarak bunun sorgulanması yapılması lazım. Birincisi, eğer bir cep telefonu yurda kaçak yollar ile sokuluyor ve piyasada satılmak isteniyorsa, bunu illegal yollardan yurdumuza kaçak sokan kaçakçılar tarafından klonlama işlemi yapılır. Yani ülkemizde klonlamanın önüne geçilmesinin birinci yolu, öncelikle yurda kaçak yollar ile sokulan cep telefonları için sınırlarımızda ve gümrük kapılarımızda yeterli güvenlik önlemleri alınarak kaçakçılığın önüne geçilmelidir. Ancak sınırlarımız ve gümrük kapılarımızdaki güvenlik zafiyetinin faturası öncelikle bizim gibi sayısı 100.000'i bulan cep telefonu ticareti yapan esnafa kesilmekte ve kaçakçılar tarafından da IMEI numaraları klonlamak suretiyle hak mahrumiyetine uğratılan BTK tarafından da iletişimi kesilen cep telefonu sahiplerine kesilmesi ne hukuk devletine ne de sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmaz. Klonlanmayı engellemenin ikinci yolu ise maalesef ülkemizde cep telefonları üzerinden %100'ü bulan vergiler alınmaktadır. Zira Amerika'da yeni çıkan bir model $1000 yani 18.500 lira iken aynı model cep telefonu ülkemizde maalesef 45.000 liraya satılıyor. Hükümet olarak cep telefonları üzerindeki %100'ü oran vergiyi düşürüp fiyatları Avrupa seviyesine çekersek işte o zaman ne kaçakçılık ne de klonlama kalır. Ama bu bahsettiğim ve klonlamadaki başlıca etken olan iki konuda da maalesef idareciler olarak yetersiz kalınıyor. Bu yetersizliğin faturası da bizim gibi esnaflar ile suçu olmayan yüz binlerce hak sahibi kişiye kesilerek cep telefonlarımız kullanımla kapatılıyor. İleride telafisi mümkün olmayan çok daha fazla mağduriyetler yaşamaması için kanun düzenleyicinin bir sivil toplum kuruluşun teklifiyle yasalaşan kanunu tekrar gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim. 2 gün önce yasalaşan kanun ile artık kaçakçılar yurda kaçak soktukları telefonları aktif hale getirmek için 1 yıldan daha az kullanılmış telefonların IMEI numaralarını getirdikleri cep telefonlarına klonlama yapacaklardır. Bu durum Türkiye'de sayısı 100.000'i geçen ve ikinci el cep telefonu ticaret yapan esnafımızı çok zor durumda bırakacaktır. Sattığımız cep telefonları kaçakçılar tarafından klonlanıp BTK tarafından da iletişime kapatılacak. Bunun sonucunda da tüketiciyle bizim gibi esnaflar karşı karşıya gelecektir. Bu yasa klonlamanın önüne geçmez. Bu yasanın tek bir amacı vardır. Önce şuna bakmak lazım. Bu yasayı en çok kimin işine yarayacak? Tabii ki kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veren ve ülkemizde cep telefonu ithal eden firma sahiplerinin kurmuş olduğu MobiSat isimli bir sivil toplum kuruluşundaki iş adamlarına yarayacaktır. Çünkü bu yasa ikinci el cep telefonu ticaretini bitirmek için atılmış bir adımdır. MobiSat'ın tek amacı fahiş fiyat ile GSM operatörleri üzerinden vadeli sıfır cep telefonu satmak, vatandaşı da yıllarca taahhüt altında bu GSM operatörlerine mahkum etmektir.
Yani diğer bir deyişle tek amaçları ikinci el cep telefonunun ticaretini bitirmek, yurt dışından da daha çok cep telefonu ithal ederek sermayelerini arttırmaktır. Hali hazırda yürürlükte olan klonlanmış cep telefonları için çözüm uygulamasındaki hatalar yüzünden her gün yüzlerce esnafımız zaten mağdur olmaktadır. Vatandaşın bedeli ve vergisini ödeyerek almış olduğu cep telefonları kaçakçılar tarafından klonlandığında BTK yani Bilgi Teknoloji Kurumu altyapı sisteminin acizliği ve yetersizliğinden kaynaklı olarak hangi cep telefonunun gerçek, hangisinin kaçak olduğunu ayırt edememesi nedeniyle aynı IMEI numarasına sahip ne kadar cep telefonu varsa hepsini tamamen iletişime kapatıyor. Cep telefonu klonlayanlar kaçakçılar. İletişime kapatan BTK ve yetmezmiş gibi bir de kurum kullanıcıya mesaj göndererek telefonu şu tarihte kapatacağız, aldığınız yere başvurun diyerek bizleri vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar. Uygulamadaki bu mevcut kanunlar ile tüm fatura maalesef bizim gibi yüz binleri bulan cep telefonu esnafına kesilmektedir. BTK vatandaşın yasal yollarla elde ettiği parasını ve vergisini ödeyerek satın aldığı cep telefonu iletişime kapatıyor. Sonra faturasını ibraz et, sadece bir GSM numarasını açalım diyor. Yapılan bu uygulama ise cihaz sahibinin elindeki cep telefonunu satmasını, hediye etmesini veya aileden başka birisini kullanmasını otomatik olarak engellemiş oluyor. Bu mesnetsiz uygulama vatandaşın cep telefonunun tasarruf hakkını gasp etmekten başka bir şey değildir. Tüketiciye cep telefonu satarken tek bir numarayla kullanacaksın, satamayacaksın veya başkasına hediye edemezsin denirse zaten o cep telefonu satamazsın. BTK gerçek mağdurun kim olduğunu çözemezse bunun faturasını vatandaşlara ve bizlere keserek ister tek numarayla kullan, istersen çöpe at yaptırım ile yüz binlerce kişiyi mağdur etmiş, hala da etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan kanun teklifinde IMEI sinyal süresinin 7 yıldan 1 yıla indirilmesi uygulaması da 1 Kasım 2022 tarihinde hayatları geçirecek ve mağdur vatandaşların sayısı 100 milyon olacağı yeni vatandaş daha eklenecektir. Şimdi size çok önemli arkadaşlar, klonlama adı altında dönen oyunun ve rant düzeninin şifresini anlatacağım. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ithal edilen tüm cep telefonları için 2 yıl ithalatçı garantisi verme zorunluluğunu şart koşuyor. Ama ne hikmet ise cep telefonlarını ve bu cep telefonları birileri klonluyor. BTK da klonlu cep telefonunun şebekesini keserek kullanımı engelliyor. Ve bu cihazlardan kaynaklı güvenlik açığı sorununu ne hikmet ise cihazın 2 yıllık garantisini kapsamıyor. Garantiyi kim vermek zorunda? Tabii ki ithalatçı firma. Kim? İşte bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunan Mobisat Derneği'nin cep telefonu ithalatçısı olan iş adamları. Çok ilginç değil mi? Yüz binlerce kişi mağdur olurken sadece kazanan bu yasa teklifinin kabul için kanun teklifini meclise sunan Mobisat yani İletişim Araçları İş Adamı Derneği üyeleri oluyor. IMEI sinyal süresinin 7 yıldan 1 yıla indirilmesi uygulamasını yürürlüğe girdiği andan itibaren yani 1 Kasım'dan itibaren hali hazırda klon olan 3 milyon cep telefonuna yaklaşık 4 milyon IMEI numarası da kapatılırsa 7 milyon cep telefonu sayısına ulaşacaktır. Bu ekonomik şartlarda milyonlarca mağdur edilmiş cep telefonu kullanıcısının yeni bir telefon alması zaten mümkün değildir. Dünyada yaşanan COVID-19 virüsü ve bunun beraberinde getirdiği pandemi sürecinde hükümetimiz vatandaşlarının mağdurluk yaşamaması için cep telefonlarına geçici IMEI kayıt hakkı sağlamıştır. Geçici IMEI kayıt uzatmaları yaklaşık bir ay önce sona erdi. Bundan dolayı da an itibariyle 3 milyon kullanıcı şu an zaten çaresiz durumdadır. Ülke olarak zor bir ekonomik sınavdan geçerken yeni yasa ile şebeke sinyali kesilmiş, sayıları 7 milyonu bulacak cep telefonları çöpe atarak yeniden binlerce lira ödeyip cep telefonu satın almak ve bir cep telefonu satın almak bir aile için imkansızdır. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden her gün yüzlerce cep telefonu kullanıcısı derneğimizi arayarak çözüm yolu sormaktadır. Ticaret Bakanlığımızın konuyu tekrar değerlendirerek nasıl ki cezaevlerindeki hükümler için af çıkartıyorsa, nasıl ki vergi affı çıkıyorsa, kapanan cep telefonları için de IMEI numarası affı da çıkartılması zorunlu hale gelmiştir. Çıkarılacak bir af ile hak sahibi kendi e-devleti üzerinden hükümetimizin belirleyeceği makul ücret karşılığında kapanmış cep telefonunu kayıt ederse
mağdur olan ve olacak olan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiş olur. Yapılması zorunlu halen gelen bir af ile de mağdur milyonlarca kişinin bütçesinden yeni bir cep telefonu alım maliyeti ortadan kalkarken devletimiz de kayıt ücreti almak karşılığında ek bir bütçeye sahip olacaktır. Cep Telefoncuları Derneği olarak Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde faaliyet gösteren yüz binlerce esnafımızın sesiyiz. Bu kanun sadece birilerini zengin etmek amacıyla çıkarılmış bir kanundur. Klonlamayı önlemez. Aksine bizim gibi ekmeğini ikinci el cep telefon ticaretinden kazanan ve bakmakla yükümlü olduğu ailelerimizin ekonomik anlamda bitirilmesi için çıkarılmış bir kanundur. Dernek olarak mağduriyetlerimizin giderilmesi hususunda hükümete 3 çözüm önerimiz var. 1. Klonlama olayı ithalatçı firma garantisinde olmak zorundadır. Çünkü klonlama işlemi cep telefonunun güvenlik açığı sorunudur. Güvenlik açığının önlemini almak ve bu açıktan dolayı da mağdur olanların mağduriyetinin giderilmesi tamamen ithalatçı firma sorunundadır. Yani bir cep telefonu 2 yıllık garanti kapsamında klonlandırırsa ithalatçı firma garanti kapsamında bu cep telefonu değiştirmek zorundadır. 2. Mevcut mağdur olan milyonlarca klonlanmış ve kapalı vaziyette olan milli servet cep telefonları için acil imeği affı çıkartılmalıdır. 3. Hükümet olarak birkaç firmanın maddi menfaatleri için çıkartılan bu yasanın tekrar gözden geçirilerek 100 bin civarındaki cep telefoncu esnafımızın aleyhine olan kısımlarda gerekli düzenlemenin yapılması zorunludur. Sesimize kulak verin. Nasıl ki dünya 5'ten büyük ise ikinci el cep telefonu ticareti yapan yüz binlerce esnafımız da bu kanunu çıkartan ve sayıları 5'i bulan rantçılardan çok daha büyüktür. Teşekkür ederim.